Efşira, şimdi bir mesaj geldi. Ama asla ismini söylemem. Reklam arasında bile sorma söylemem. Ama hep böyle direkt yapıyorsun. Mesaj geldi. Esra Balamir'le Demet küsler. Ayla Çelik bozmuş onların arasını. Hatta diyor ki şimdi senin laflarına atıyor şu anda diyor Esra. Demet o kadar kızmış ki diyor. Sen çünkü Demet'e beddua etmişsin. Ya öyle bir şey. Ayla Çelik de senin attığın mesajları Demet Akalın'a tek tek okutmuş. Sen bir kızgınlıkla Ayla Çelik'e mesaj atmışsın. Bağdat şarkısıyla hayatımıza giren Ayla Çelik'e mesaj atıp Demet'le ilgili de çok ağır mesajlar yazmışsın. Ayla da mesajları Demet'e okutmuş. Bak şöyle anlatayım ben. Bize işin özellikle doğrusunu anlat. Aynen, aynen söylüyorum. Bir kere benim beddua etmem gibi bir şey Demet'e asla söz konusu değil. Ben birine de beddua edeceksem direkt yüzüne ederim. Hı. Evet Ayla Çelik'e gerçekten bunu söyledim ama Ayla da benim 10 yıllık arkadaşımdı ki ben Ayla ile arkadaştım. Şu anki bana Bağdat kadar uzak bir insan. Öyle ama mi? Bu bir Marley şarkısından dolayı falan asla değil. Sadece buradaki şu saçma sapan arada söylenmiş yalan yüzünden. Ben çünkü hayatta iftiraya tahammül edemem. Birine de beddua ettiysem Mehmet ben mesela Ayla'nın yüzüne telefonda sadece şey dedim. Yani sana beddua ediyorum bu konuyla ilgili haberin olsun dedim. Ama bunun üstüne biz görüştük. 2 ay önce de bir aradaydık. Hiçbir sorun yoktu. Burada beraber de konuk olduk. Üstüne 2 tane daha şarkı yaptık. Onda da stüdyoya geldi. Bir başka şarkımın Şimdi ne oldu da Bağdat kadar uzak oldu? Şimdi bir anda üstüne 1,5 yıl geçtikten sonra o şarkı bilmiyorum neden bu kadar böyle bir konu haline geldi. Yani ben bunu çözemedim sadece. Ama şey diyorsun Ayla Çelik'e tıpkı şarkısındaki gibi artık Bağdat kadar uzağa. Artı benim Demet'e beddua etmem için evet ben bir masraf yaptım şarkıya. Bunu satmaya karar verdiğinde de şu an ismini söylemek istemedim. Başka birine daha yolladı. Önce ona yolladı zaten. O kişi istemeyince Demet'e sormuş oldu. Hiç önemli değil. Çirkinleşmeyeyim, söylemeyeyim yani. Söyle ne olacak? Evet, önce birine çirkinlik yolladı, o olmadı. Sonrasında da biz sonuç itibariyle başka şarkılar da yaptık. Bir aradaydık. Hani benim bir yıl önce ona kızdığım bir şey bir yıl sonra niye onu rahatsız etti bir anda onu çözemedim. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ama Ayla Çelik'le de göstermek güzel bir şey değil, değil ama. Değil. Mesajla onda değil ben zaten yüzüne söyledim. Belki yani onlara gitti söyledi. Buradan kameradan söylüyorsam aynen telefonda canlı olarak yüzüne söyledim. Ama benim beddua edeceğim kişi asla Demet Akalın olamaz. Çünkü benim onunla gerçekten bir yemiş içmişliğim var. Sana bana emeği klip var. Çekmişliği var. Klibimde oynamışlığı var. Belki aranja kadar bir paraya o klibi çekmiş bir insan. Yani benim ona böyle bir şey için beddua etmiş olmam söz konusu. Bu arada Demet de yayınımızı izliyorsa bağlansın, cevap hakkını kullansın. Çünkü ortada bizim anladığımız kadarıyla bir yanlış anlaşılma var. Kesinlikle. Bir laf taşınmış ama biraz abartılarak götürülmüş diyorsun sen o lafın. Abartılarak götürülmüş. Mesaj yazdın mı Ayla Çelik'e? Öyle bir şey ile ilgili mesaj yazmadım. Yüzüne söyledim. Zaten biz mesajlaşmayı hayır Demet ile ilgili bir mesaj yazdın mı Ayla Çelik'e? Hayır. Demet'i içine alan. Hayır hiçbir şekilde asla. Yani Ayla Çelik'in Demet'e gösterdiği mesaj. Ayla zaten mesajlaşmayı seven bir insan değil. Yok biz mesajlaşıyoruz ara ara. Mesajlaşmayı tam aksine seviyor da. Aramayın diyor, mesaj atın diyor mesela. Öyle yazmış WhatsApp'ına. Aynen öyle. Peki sana şey soracağız. Ayla Çelik daha bizim hayatımıza girmeden sen onu tanıyordun. Evet. Yayınımıza birlikte katıldığınızda da çok iyi bir dostunuz siz. Evet. Yani bir şarkı yüzünden. Şarkı yüzünden değil işte. Arkadaşlar şarkı söz konusu aradaki değil. İşte şarkı yüzünden yaşanan olaylar benim için, nedeniyle. Bunca senelik arkadaşım olarak böyle bir şeye gidip arada ki benim hiç kendisine yakıştıramadım bir tarz. Çünkü benim tanımayla asla dedikodu yapmaz. En azından böyle şeyleri konuşmaz. Hmm. Hani benim tanıdığım insan öyle bir insan. Hmm. Ama ben diyorum ya ben aileyi böyle tanıdım. Belki Ayla Çelik başka bir peki sizinkisi 20 yıllık bir dost, 20 yıllığı aşan bir dost Demet Akalın'la Esra Balamir. Ne oluyor da yıllar sonra aranıza giren bir şey hemen sizi bozuveriyor? Bozmaz işte. Sorun orada. Biz Demet'le bir yerden kusmayız. Tamir olur. Tekrar barışırsınız ama Ayla Çelik bir şey yok. Tamam tekrar bir araya gelirsiniz her yani neyse. Tamir edersiniz ama Ayla Çelik tıpkı yaptığı Bağdat şarkısındaki gibi benden artık Bağdat kadar uzak diyorsun. Aynen. Yani ben çok az insan hayatımdan silerim ki gerçekten hani arkadaşlarımdan bir aile yarattım her zaman söylüyorum.
diyorsunuz hani çok kıymetli. Evet benim için çok kıymetli. Demet benim için çok kıymetli. Çünkü ben kolay kolay hayatıma bir insanı alamam. Herkesle konuşabilirim ama dost olmak, arkadaş olmak, her şeyini paylaşmak bir de şöyle bir şey. Şimdi 20 yıldan beri iki kız arkadaş birbirinin birçok sırrını paylaşmıştır. Dolayısıyla sizler birbirinize dikkatli konuşacaksınız ki yoksa aynen, sırlar ortaya teker teker saçılmaz. Ya hiç öyle bir şey olsun. İnsan öyle kızdı mı? Değilim işte yani. Ha, öyle bir şey olsa kızdı. Ben burada onu öyle öyle birisi zaten değilim. Sevmiyorum böyle şeyleri. O ona demiş, bu buna demiş. Dedikoduculuğu sevmem. Ben arkadaşlarım bile yanımda konuşan sıkılıyorum. Bana ne diyorum yani. Esra peki şunu da çok iyi biliyorsun. Sen de tabii çok eski tanıyorsun Demet'i. Biz de çok eski tanıyoruz. Demet kimsenin hakkını yemez. Hı-hı. Bu konularda evet, çok dikkat öyle eder. Aynen. O şarkının senin olduğunu biliyordu ama değil mi? Dinlettim diyorsun. Evet, dinlettim diyorsun. Da biliyordu. Ama para harcadığını da biliyordu. Evet ama ben sonuçta zaten o şarkıyla çıkmayacaktım. Söyledin mi? Ben bu şarkıyla çıkmayacağım evet, dedin mi? Konuştuk biz ha, bunu. Onun üzerine dinledi. Aldı. Hani bu olsa mı olmasa mı? Başka bir şey mi denesem? Değişik bir şey mi yapsam? Diye böyle konuştuk. Bir nedenden dolayı da gönül ya şarkı koymaz. Şarkı yüzünden kavga edecek son iki insan biziz. Çünkü genellikle şarkılarda birlikte otururuz, üstüne konuşuruz. Biraz Ayla Çelik mi ortalığı köpürttü? Mesajlar vallahi bilmiyorum, geliyor sana. Ben kimden de bilmiyorum. Geliyor?